Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, size bakın bu beyaz krep üzerine hazırladım. Çünkü arkadaşlar beyaz haç örtüleri tüyleniyor. Zamanla 2-3 defa gösterse krep, ama bakın bir şey olmuyor böyle ilk günkü gibi. Şöyle ekranda görseli güzel bir şekilde duruyor. Evet, şimdi modelimize bakalım. Evet, sizler için hazırlamış olduğum modelim bu. Şöyle bakın, çıtı pıtı zarif, böyle ara suyu ve çiçeğiyle şöyle orta kısmını net daha yakın tutarak göstereyim bakın. Şöyle göz göz, içerisinde de çok hoş duruyor. Çıtı pıtı kirpiklerin orta kısmında şöyle zarif bir duruşu var arkadaşlar. Modelimiz bu. Şöyle bir de sallantılı haline bakalım. Bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek şöyle güzel bir çekim yapalım. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlayacağız. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra minicik bir örümcek yapacağız. Şöyle bakın. Çok küçük olsun çünkü marullanıyor arkadaşlar. Büyük örümcek güzel durmuyor. Şöyle iki defa tığı doladım. İki tane tığ battıyı atlayıp üçüncü tığ battıya bir, iki, 2 ve 2 alarak bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzan oluşturdum. Şimdi 5 zincirden 2 tane kirpik yapacağız. 5 zincirimi çekiyorum. Şöyle trabzanıma sabitledim. 5 zincir kapattım. Şimdi bu geri kalan kısma 5 tane de sık iğne yapacağız. Bakın, trabzanın tepe kısmına bu şekilde 2 tane 5 zincirden kirpiği oluşturdum ve 5 tane de sık iğne yapıyorum. 2, şu 3, 4 ve 5. Şöyle 6. ip bir sonraki tığ battığının içine kapatıyorum ve ara suyumuzun yapılışı bu kadarcık arkadaşlar. Şöyle yakın planda göstereyim bakın. 3 tane yeterli bence. Çünkü minicik çıtı pıtı. Hatta 2 bile koyabilirsiniz. Evet, şimdi çiçeğimizin yuvasını yapacağız. Dibine her zamanki gibi örümceğin bu şekilde bir zinciri unutmayın. Şöyle minicik bir kirpik yapıyorum. Göstereyim kirpiğimi. 2 defa tığı doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 1, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde yine aynı şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Trabzanın bel kısmından tutup 2 2 alarak bu şekilde zincir halkası gibi bir yuva elde ettim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Bu yapmış olduğum zincir halkasının ara kısmından giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Bakın, 2 tane üst üste yuva. Şimdi yine 5 zincir. Bir defa tığı doladım. Trabzanın ara kısmından giriyorum. 2 ve 2. Şöyle 3 tane üst üste zincir halkasını oluşturduktan sonra yine aynı yere trabzana sık iğne ile sabitleyip bu şekilde bakın bir yuva oluşturduk. 3 tane yuvadan oluşuyor. Bakın göz göz 3 tane zincir halkası yuvası. Sonra bunu sonuna kadar şöyle çekiyorum. Sık iğnelerime yer kalsın. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı da bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Şöyle. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yuva oldu çiçeğimiz için.
Evet, şimdi bir tane daha ara suyu yapalım. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum. Örümceğimin içine girip şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. İki defa tığı doladım. Üçüncü tığ battı. Bir, iki ve üç. Şöyle bir, şöyle iki, iki ve iki. Dört seferde aldığım bir trabzan. Yine beş zincir. Buraya. Şöyle. Tüm yurt genelinde olduğu gibi arkadaşlar. Ankara'da da İstanbul gibi fazla olmasa da fırtına var. Şöyle karanlık. Işıkları yaktım. Çekim yapıyoruz. Bir de akşam vaktine kaldım ben. Şöyle ikindi gibi. Evet. 5 zincirden 2 kirpi yaptıktan sonra 5 tane de sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı bir sonrakine. Bir sonraki tığ battıya kapattım. Yine bir ara suyu yaptık bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane daha son kez yapalım. Şöyle çimenimiz tamam olsun. Minicik ipimi uzattım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle. İki defa tığı doladım. Üçüncü tığ battıya. Bir. İki. İki. Ve iki. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Beş zinciri çekiyorum. Kapattım. Şöyle yine beş zincir. Yuvanın içine girip sabitliyorum. Geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5. Bir sonraki tığ battıya kapattım. Şöyle. Bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın. Ara suyumuz. Çiçeğimizin yuvası. Bu şekilde çimen devam edecek. Hemen çiçeğimizin yapılışına geç. Evet. Şöyle. Bakın. Çimenini hazırladıktan sonra çiçeğimizin yuvası için ters tarafına çeviriyorum. Bu ortadaki yuvanın içerisine şimdi yuvalar hazırlayacağız. Bakın. İlk bu zincir halkasının içerisine girdim. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Şöyle bir defa tığı doladım. Yuvanın içine, ortadaki yuvanın içine girip trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldım ama sıkı sıkı aldım bak. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine yine trabzan yapacağım. Bakın 1, şöyle 2, şöyle 2. 3 seferde aldım trabzan. Şöyle tutayım net gözüksün. Bakın. Şöyle trabzanları da sıkı sıkı alıyorum arkadaşlar. Arasında hiç bolluk vermeden. Yine 7 zincir çekiyorum. Ve 7. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Şöyle. İlk baştaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Yanına muhakkak bir sık iğne yapıyorduk ya onu unutmayalım. Dönüş kirpiği güzel duruyor. İki zincirle düz tarafına döndüm. Hemen bu ilk yuvanın içinden giriyorum. İki zincirimi sabitledim. Şöyle iki zincirden buraya 6 tane kirpik yapacağım. İki zincir, ikinci kirpik, iki zincir, üçüncü, dört. Şöyle zincirleri de sıkı çekiyorum ki bakın şu kenar kirpikleri böyle çıtırıklı gibi dursun diye. Evet. Şöyle 5. Şöyle 6. 6 kirpiği iyice aldırıyorum bakın. Hemen sıradaki yuvaya hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçtim. 1 2 zincir. İpimi çok güzel esnettim.
de zincirleri şöyle sıkı sıkı çekiyorum. Bakın, hiç arasında boşluk yok. Oturttura oturttura kalıp gibi çıkması için şöyle sıkı sıkı çekiyorum. Üçüncü kirpik. Şöyle 4. 2 zincir. Şöyle 5. 2 zincir. 6. Evet, 6'ya dolduysa yuvanın işlemi tamam. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1 6 2 zincirde kirpik buraya yapacağız. 1 2 zincir. Kapattım. 2 zincir. Şöyle 2 zincir. 3 2 zincir. 4 2 zincir. 5 Evet, 6. 2 zincirimi de kapatıp bu son yuvayı da bu şekilde tamamladım. Hiç zincir çekmeden bu yeşil yuvaya muhakkak gir. Bakın, ip nasıl arkada kaldı. Gördünüz arkada. İp görünmedi arkadaki. İlk başlama ipi bu şekilde. Arkaya da yakacağız. Şöyle sökülmemesi için de son bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Evet, bakın, sıkı sıkı şöyle yaptığımız için kalıp gibi oldu. Bir de ipi incelttiğim için. İkisi bir arada. Hem ipi esnetip incelttim, hem de sıkı sıkı ikişer zincirleri çekerek, bakın, trabzanları da şöyle sıkı sıkı çekerek kalıp gibi olmasını sağladım. Hani niye bizimki kalıp gibi olmuyor diyen arkadaşlarım için söyleyeyim arkadaşlar. İpi esnetip sıkı sıkı zincirini çektim. Hemen iplerimi yakıp temizleyip geleyim. Evet, modelimi hazırladım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Çıtı pıtı şöyle kalıp gibi zarif bir model oldu. Şöyle göstereyim, bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de yapımı çok kolay. Şöyle kolay model isteyen arkadaşlarım için hemen bunu çekeyim dedim arkadaşlar. Bakın, şöyle zarif bir model hazırladım, çektim sizlere. İnşallah hoşunuza giden böyle bir video çekimde olmuştur. Bu şekilde. Karşıdan da göstereyim. Şöyle. Evet. Sizler de emekler için beğeni, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.